Erdem'le bir şey mi oldu? Seni bu tavırlar artık sıkıyor gibi ha? Sanki. Ailesinin baskıları. Ailesi baskı yapmadı ki ona hiç. Yani annesinin istemeyişi, imalı imalı sözler. Melis bunu kaldıracak bir kız değil, değil yani. Kesinlikle değil. Yani. Ama artık istiyor tatlım lazım ya. İstemese baksana ailesiyle birlikte yemeğe geldiler. Yani çok da güzel ağırladı. Kim istiyor? Güzel geçti. Ailesi istiyor Erdem'in annesi. Ben yani annesinde o isteği göremedim yani. İstiyor ama eski kız arkadaşından bahsediyor Erdem'in. Nasıl istiyor? Abi kadın istese niye eski kız arkadaşından bahsettin ama önemli olan Erdem'in kimi istedi? Erdem'in kimi istediği? Arkadaşlar ne alakası var? Önemli olan Melis'in ne istediği. Yani beni Melis ilgilendiriyor şahsen. Gerçi o da doğru. Ki Melis'i ben beni de Erdem'den çok Melis ilgilendiriyor açıkçası. Hayatım sen seviyor musun? Yanındasın. Okey. Sen bu kadar sevdiğin için ve sevgin günden güne arttığı için bu kadar takıyorsun Erdem'in dertlerini evet. Şu an. Tamam ben Erdem'i çok seviyorum. Zaten onu çok sevdiğim için bu kadar takılıyorum her şeye. Evet. Ama sıkıntı şu. İşte. Sadece ikimiz evlenmeyeceğiz yani. Aileler de evlenecek anladın evet. Mı? Ya Melis teyzen ne dedi? Teyzen ne diyor? Hani demişti ya biz tamam siz beraber oldunuz ama ben artık gözlemleyeceğim sizi demişti. Teyzeme anlattım mesela diyor ki hani niye diyor eski sevgili konuşuluyor diyor. Ben diyor ona diyor senin diyor eski sevgilini mi anlattım diyor. Ya işte o var. Anladın mı? Benim de eski sevgilim var. Benim de ciddi bir ilişkim oldu. İşte o var. Yani benim de evlenmeyi düşündüğüm bir eski sevgilim vardı yani. Ha, teyzenin kızdığı nokta o. Evlenme neden bahsediyor? Evet evlenme teklifi etmiş tabii ki. Bir de hakikaten bak yaşam standartlarını da düşünmen lazım Melis. Ya o kadar seviyorum ki yaşam standartlarını bile düşünmüyorum da hani biliyor musun? Yani ama Erdem şu anda bana her şeyi düşündürtüyor. İşte ama diyorsun ya ama sıkıntı amayı dememen lazım. Yani dün zaten onu göremedim konuşamadık. Yani içimde sürekli kendi kendime kuruyorum. Kura kura delireceğim yani. Farkındayım sürekli içine attığının ve düşündüğünün. Yani böyle nereye kadar gideriz hiç bilmiyorum yani. Erdem'in sana olan sevgisinden emin misin? Kendi sevgimden eminim ama onun sevgisinden emin değilim. Hadi ya. Neden böyle bir şüphe? Yani bu çok büyük bir şüphe. Bu şüpheyi bana empoze eden ailesi oldu. Evet. Şimdi Melis yaşıyor, o daha iyi hisseder, bilir. Yani. Erdem hala kızla alakalı bir şeyler mi barındırıyor yani içinde sence? Bence var. Hadi ya. Hala görüştüğünden bile şüpheleniyorum yani. Ama annesi demişti ya benim oğlum eski kız arkadaşıyla görüşebilir dostça. Buraya hala görüşüyorlar mı demişti? Hala telefonlaşırlar demişti. O zaman da seninle birlikteydi Erdem. Sen de vardın. Ama ben o zaman Erdem'e karşı böyle yoğun duygular hissetmiyordum. Cansel, evet, o zaman hiç takmamıştım. Hiç umursamamıştım. Şimdiyle o zaman arasında dağlar kadar fark var. İşte olay bu anladınız mı? Şüphe. Şüphe devreye girdiği an bilin Emre'deki gibi. Olmaz yani. Ya ben şu an çok üzülüyorum yani. Şu an çok aşırı derecede mutsuzum. Bugün bir araya geleceksiniz ya o zaman konuşursun bunları onunla. Ne konuşacağım ya? Ya bazen hakikaten yani çok fazla da bir şey konuşmamak gerekiyor. Dillendirmeye mi gerek yok? Gerek yok. Yani sen bir şey hissettiysen o zaten çözülmeyecektir. Sence insanın kendi hissettiği hisler gerçektir değil mi? Hisseder yani. Ya şöyle bir şey var. Şüpheyi hissediyorsan zaten o hisler seni yanıltmaz. Hissediyorsundur yani onun laması cimsi yok. O hissi hissediyorsan onu içinden atman yani imkansız. Çok doğru. Senin kararın. Senin bilmiyorum Ayça. Yani böyle şimdi güzel bir yola girdiniz, aileler de geldi. Hani karşıladın onları. İlerleyen zamanlarda böyle şüpheli mi yaşayacaksın ya da böyle mi hissedeceksin, mutsuz mu olacaksın? Sen buraya mutsuz olmak için gelmedin. Ben de ondan bahsediyorum yani. Gerçekten ben buraya mutsuz olmak için gelmedim. Senin fikirlerin çok yani önemli. Ben zaten güvensizlik yaşayacaksam dışarıda güvensiz bir sürü ilişki var. Anladın mı? Ben burada güvenli bir şey yaşamak istiyorum. 70 milyonun karşısında neden bir ilişki yaşamak istiyorum? Her şey güven olsun. Yani Erdem'in annesinin dediği gibi sadece saksıda çiçek olmak istemiyorum onun için. Bak sen hala oraya takılıyorsun. Geçmişte kaldım.
o kadar takarsan sen kendi kendine yaparsın ve kendini üzersin. Ondan sonra düzeldi ama teyzem ve annesine dedi, ben sizi gözlemleyeceğim dedi. Ve çok da iyi gittin, gittiniz. Aile geldi. Gene iyiydin. Ben iyiydim Ayça. Hani bir eksiklik mi var Melis? Ufacık bir eksiklik var ya, mı? Ya tamamlanmayan bir şey var yani. Ha, bir parça oturmuyor yerine. Ama hep böyle değil midir zaten? Yani bir laf vardır, yuvayı dişi kuş yapar. Hep biz kadınlar bir adım öndeyizdir ödün vermek konusunda. Ödün veririz hep. Hep bu böyle. Ben hiçbir ilişkimde... Bence Melis elinden geleni yaptı. Bence de yaptı. Kesinlikle yaptı. Ama bu böyledir yani. Nereye bakarsan bunlar. Kadınlar hep daha fedakardır. Çünkü duygusalız biz erkeklere göre. Ve bunu dışa vururuz. Erkekler bunu içine attıkları için zaten böyle davranıyorlar. Ama bence içini kemiren ne varsa direkt Erdem'le konuşmanız. Tabii canım. Konuştulardı. Kırmızı Oda'yı terk etti. Dünden önce. Yani işte Kırmızı Oda'da değil hayat. Yüz yüze konuşmaları gerekiyor. Yüz yüze gelince o kilitleniyor, sarılıyor, öpüyor, konuşamıyor. Evet, doğru Erdem söylüyor. Erdem gittiği zaman ardından hemen dertlenmeye başlıyor. Evet, doğru tekrar söylüyor. Aynen böyle yapıyor Melis. Onu görünce unutuyor her şeyi. Seviyor ondan yani. Başka bir açıklaması yok. Neyse olur, sen yeter ki sen kız neyse olur.